9 Eylül Üniversitesi Web TV'nin değerli izleyicileri, 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğümüz tarafından düzenlenen ve pandemi koşulları nedeniyle Dev Web TV YouTube kanalı üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilen İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bugün özgürlük, bağımsızlık ve milli mücadelenin en önemli belgelerinden biri olan İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümü. Bu vesileyle 2021 yılı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mehmet Akif ve İstiklal Marşı yılı olarak ilan edildi. 9 Eylül Üniversitesi olarak biz de bu tarihi günde özel bir etkinlikle huzurlarınızdayız ve yıl boyunca da birçok etkinlik gerçekleştirerek Mehmet Akif ve İstiklal Marşı yılını kutlamaya devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, diğer bütün etkinliklerimiz gibi bu etkinliğimize de önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitlerimize şükran ve saygılarımızı sunarak hemen ardından da büyük bir gurur ve coşkuyla İstiklal Marşımızı söyleyerek başlıyoruz. Şef Mehmet Girgin yönetimindeki 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Orkestrası ve Korosu'na teşekkür ediyoruz. Şimdi de rektörlüğümüz tarafından hazırlanan ve İstiklal Marşı'nın kabul sürecini şiirsel bir dille anlatan İstiklal'in Marşı isimli belgesel filmimizi izliyoruz. Soğuktur Ankara, hele geceleri keskindir ayazı. İçine işler insanı. Akif, İstiklal mücadelesine katılmak için Ankara'ya geleli daha bir sene bile olmamıştır. Arkadaşlarıyla Taceddin dergahının selamlığında kalmaktadır. Burası, bahçesinde çeşit çeşit meyve ağaçları, önünde şırıl şırıl suya akan şadırvanıyla eşraftan birisinin ufak bir köşk mahiyetinde muntazam, dayalı döşeli bir dairesidir. Soğuktur Ankara. Akif'inse yüreği bütün Ankara ile birlikte yanmaktadır. Çanakkale müdafaasının sonrasında Osmanlı İmparatorluğu dağılma raddesine gelmiş, yurt hayasızca bir akına maruz kalmış, Sevr Anlaşması'yla Türk milleti tek dişi kalmış bir canavara teslim olmak zorunda bırakılmış ve Yunan ordusu Anadolu'nun içlerine kadar ilerlemiş, mabetlerin göğsüne namahrem elleri uzanmıştır. Soğuktur Ankara, gecenin ayazında. Korkusuzca bu şafaklarda yüzen, Bandırma vapurunun taşıdığı şanlı hilal, Anadolu'nun dört yanına uğrayıp Ankara'ya ulaşalı daha 2 yıl bile geçmemiş, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde hür yaşamış, hürriyetine bağlı bu milletin Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulalı daha 1 yıl bile olmamıştır. Soğuktur Ankara, üşümektedir toprağın altında kefensiz yatan şüheda. Akif, bütün Ankara'yla varıp canını, cananını feda etmeye hazırdır cennet vatan uğruna. Milli Marş güftesi için bir müsabaka düzenlenmiş, 724 şiir gelmiş ama Marif Vekili Hamdullah Supi hiçbirisini beğenmeyerek Hasan Basri ile Akif'e haber salmıştır. Akif için dökülen kan helaldir, mükafat istenmez bir şiire. Soğuktur Ankara, şadırvan buz kesmiştir, gece karanlık. Akif ise heyecanlıdır. Çünkü
bir süredir üstüne çalıştığı şiirini tamamlama vakti gelmiştir. Gecenin karanlığında, bir kandil ışığında dökülür dizeler. Kükremiş bir sel gibi enginlere sığmaz, taşarlar. Gecenin karanlığını aydınlatır, sönmez yurdun üstünde tüten ocaklar. Soğuktur Ankara, meclis ise hararetli. Tarihler 1 Mart 1921'i göstermektedir. Garbın afakını çelik zırhlı bir duvar sarmıştır. Mustafa Kemal Paşa başkanlığında yapılan oturumda Hamdullah Supi kürsüdedir. 17 Şubat'ta Sebilür Reşat dergisinde yayınlanan Akif'in kahraman ordumuza ithaf ettiği şiirini okur. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal, kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal. Hamdullah Supi şiirin tamamını okumuş ve her kıtanın ardından bir alkış kopmuştur. Soğuktur Ankara, meclis ise alkış sesinden sımsıcak. Tarih 12 Mart 1921. Meclis Abdülhak Adnan'ın başkanlığında toplanmış ve Mehmet Akif Bey'in şiirinin tercihan kabulü teklifini oylayacaktır. Teklifin kabulünün ardından Hamdullah Supi şiiri bir kez daha, bu kez bir alkış tufanıyla okur. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Mustafa Kemal Paşa şiiri en önde ayakta dinler ve mütemadiyen alkışlar. Sıcaktır memleket. Çünkü ulaşır yurdun dört köşesine müjdesi, milli marşın. İstiklaline bağlı bu milletin, kanını bu toprağın, cennet vatanın her karışına feda eden bu bağımsız ulusun marşıdır artık. 100 yıl olur, değişmez. 1000 yıl olur, değişmez. Çünkü o benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Değerli izleyiciler, şimdi de 9 Eylül Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Nükhet Otar'ın açılış konuşmalarını izliyoruz. Üniversitemizin saygıdeğer mensupları, kıymetli misafirler. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz programımıza hoş geldiniz. Birlik ve beraberliğimizin sembollerinden birisi olan İstiklal Marşımızın önemine dikkat çekeceğimiz, milli mücadelemize liderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile aziz şehitlerimizi ve mücadele ruhumuzu mısralara döken milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anacağımız bu etkinlikte sizlere seslenmekten onur duyuyorum. Konuşmama başlamadan önce panelimize katılan hocalarımıza, mensuplarımıza ve bizleri izleyen misafirlerimize şahsım ve kurum adına teşekkür etmek istiyorum. Değerli konuklar, bizler tarihi boyunca istiklal sevdasını sinesinde taşıyan, harap olmuş bir ülkeyi cumhuriyet ile yeniden inşa eden, masumların ve mazlumların hamisi olan, vicdan ve kudret sahibi Türk milletinin evlatlarıyız. Bizler vatan toprağını muzaffer ordularıyla savunan, kan ve gözyaşıyla kahramanlık destanları yazan, imanı ve sabrıyla mücadele eden bir neslin çocuklarıyız. Ecdadımızdan devraldığımız bu büyük mirası omuzlarımızda taşımaktan ve korkma diyerek bizlere seslenen kadim milletimizin değerlerine sahip çıkmaktan her zaman şeref duyarız. Bu sebepledir ki üniversite olarak bizler milli ve manevi değerlerimizi pekiştiren, bize güç ve ilham veren etkinliklere önem verir, sorumluluklarımızı titizlikle yerine getiririz. Bugünkü programımızı da bu duygular içinde düzenlemekten mutluluk duymaktayız. Saygıdeğer misafirler,
Bundan yaklaşık bir asır önce varlığımızı ve özümüzü tehdit eden düşmanlara karşı büyük bir mücadele başlamış. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı ile aziz milletimiz düşmanları karşısında tekrar seferber olmuştu. Batı emperyalizmin Anadolu'da yayılmasını engelleyecek adımın atılması ve muzaffer ordumuzun neferlerinin cephedeki moralini yüksek tutulması, istiklal ve istikbal davamızın sembolleştirilmesi açısından da önemliydi. Tarihi boyunca zulme ve kötülüğe direnen milletimizin içinde bulunduğu şartlar aslında İstiklal Marşımızın mısralarının da habercisiydi. Sadece bir yıl içinde Büyük Millet Meclisi'ni kuran milletimizin iradesi ve bu süreçte gösterilen olağanüstü fedakarlık, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından İstiklal Marşımıza nakşedildi. Aziz milletimizin hakka, bağımsızlığa, dinine ve vatanına olan bağlılığının dile geldiği bu abidevi eser, milli benliğimizin ve kimliğimizin de bir ifadesi olarak tarihe geçmiş oldu. Bundan tam 100 yıl önce 12 Mart 1921 tarihinde okunan İstiklal Marşımız, alkışlar ve gözyaşları içinde Yüce Meclisimiz tarafından kabul edildi. Aslında kadim milletimizin dirayeti öyle olağanüstü hadiselere mazhar olmuştu ki, sonraki 2 yılda Kurtuluş Savaşı kazanılmış, cephelerde galip gelinmiş, Cumhuriyetimiz ilan edilmişti. O yıllardan günümüze dek al bayrağımıza bakarak okuduğumuz marşımız, zulüm gören, takatsiz kalan, hürriyetini arayan diğer toplumlara da örnek oldu. Hürriyetin, hakkın masum oldukça insansın diyen Mehmet Akif'in eserleri, emanetleri ve Asım'ın neslindeki idealleri ise milletimizin övüç kaynağını teşkil etti. Kıymetli dinleyenler, üniversite olarak bizler bütün akademik faaliyetlerimizi aziz milletimizin ve insanlığın selameti adına yürütmekte, milli ve manevi değerlerimize bağlı kuşaklar yetiştirmekte, ecdadımızın mirasını korumaya özen göstermekteyiz. Üniversite rektörlüğü olarak son 2,5 yılda mensuplarımızın desteğiyle İzmir'in ilk veteriner fakültesini açtık. Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nin yarı olimpik yüzme havuzunun temelini attık. Türkiye'nin ilk translasyonel onkoloji anabilim dalını ve GETAT uygulama merkezini açtık. Ve bütün bu yatırımları milletimiz adına yaptık. Ve yine bizler Seferihisar'daki spor kompleksimizin inşaatına başladık. Online DO öğrenme yönetim sistemini hayata geçirdik. COVID-19 tanı merkezi laboratuvarını kurduk. İmmün plazma tedavisini dünya ile aynı anda uygulamaya başladık. Ege bölgesinin ilk kapsamlı COVID-19 izlem merkezini hizmete açtık. Diş hekimliği fakültemizi kurduk. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenledik. Güzel Sanatlar Fakültemiz ile Devlet Konservatuvarımızın binalarını yerinde dönüştürecek projelerimizi tamamladık. Bütün bunları İstiklal Marşımızı bizden sonra söyleyecek ve al bayrağımızı dalgalandıracak evlatlarımız için yaptık. Ve yine minnettarlığımızın nişanesi olan ülkemizin ilk bayrak bilim ve Türk Bayrakları Müzesi'ni Buca'daki tarihi köşkümüzde açtık. Oraya gelen evlatlarımızın ve gençlerimizin vatan ve bayrak sevgisini pekiştirmeyi, milletimize olan bağlılıklarını daha da güçlendirmeyi arzuladık. Bu anlamlı yılda müzemizde İstiklal Marşımız ve milli şairimiz için özel bir köşeyi de oluşturmayı ihmal etmedik. 9 Eylül ailesi olarak bizler bundan sonra da asil milletimizin davasını sürdürmeye, aklın ve bilimin yolunda ilerlemeye, yüce insanlık çınarının altında son nefesimizi verinceye kadar istiklalimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz. Saygıdeğer konuklar, sözlerime burada son verirken bizleri koruyup kollayan ve mensubu olmaktan onur duyduğumuz aziz milletimize huzurlarınızda en derin şükranlarımı sunuyorum. Başta milli mücadelemize liderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağını canlarının üstünde gören
kahraman şehitlerimizi ve duygularımızı mısralara döken Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle yad ediyorum. 2021'i Mehmet Akif ve İstiklal Marşı yılı olarak ilan eden, köklerimize ve değerlerimize dikkat çeken muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve elbette gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Üniversitemizin bugünlere gelmesine vesile olan bütün mensuplarımıza teşekkür ediyor. Sağlıklı günlerde tekrar görüşmek ümidiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Rektörümüze konuşmaları için teşekkür ediyoruz. 9 Eylül Üniversitesi Web TV'nin değerli izleyicileri, sırada Milli Mücadele, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşımız başlıklı çevrim içi panelimiz var. Panelimizi gerçekleştirmek üzere sözü moderatörlük görevini üstlenen Üniversitemiz Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Sayın Profesör Doktor Kemal Arı'ya bırakıyoruz. Değerli konuklar, sevgili izleyiciler, Milli Mücadele Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşımız adlı panelimize hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılı ve bu yılda Cumhurbaşkanlığımızın kararıyla Mehmet Akif ve İstiklal Marşı yılı olarak kabul edildi. Bu etkinlikte 9 Eylül Üniversitesi olarak bizler de bu etkinlikte yer almak istedik ve rektörümüz Profesör Doktor Sayın Nükhet Hotar'ın himayelerinde Milli Mücadele Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşımız adlı bir panel düzenledik. Bu panelde çok değerli öğretim üyesi arkadaşlarım yer alacaklar ve birazdan İstiklal Marşımızı ve Mehmet Akif Ersoy'u değişik yönleriyle irdeleyecekler. Ben konuşmayı açarken öncelikli olarak İstiklal Marşımızın tarihsel önemi üzerine bir iki cümle söylemek istiyorum müsaadenizle. Şimdi 100 yıl önce bugünkü Anadolu'da ne vardı? Yani 100 yıl önce Türkiye ve Türk milleti nasıl bir tehlike altında bulunuyordu? Bunu izninizle birkaç cümleyle özetlemek istiyorum. Ki bunu yaparken amacım İstiklal Marşımız kabul edildiğinde nasıl bir ortam söz konusuydu ve bu ne gibi bir anlam ifade ediyor? Buna bir açılım olsun diye bunu yapmak istiyorum. 100 yıl önce bugün, yani 12 Mart 1921 tarihinde çepeçevre emperyalizm tarafından çevrilmiş bir Anadolu, Türkiye ve Türk milleti vardı. Bilindiği gibi 1. Dünya Savaşı çok ağır bir yenilgiyle sonuçlanmıştı Osmanlı Devleti açısından ve Osmanlı Devleti'nin elinde kalan son topraklarda acımasız bir biçimde hoyratça parçalanıyordu. Adım adım Türkiye Sevr'e doğru sürüklenmiş ve 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Antlaşması'yla hemen hemen Türk milletine bir vatan olarak hiçbir şehir, hiçbir toprak parçası bırakılmamaya karar verilmişti. Şöyle bir şeyi gözümüzün önüne getirelim. Her tarafta işgaller var. 15 Mayıs 1919'da İzmir acımasızca işgal edilmiş ve o gün yaklaşık olarak bir günde 2000 Müslüman şehit edilmiş bu yaşadığımız kentte. Onun ötesinde işgaller yayılmış. Biliyorsunuz Ege bölgesinde Sevr Antlaşması'nın getirdiği hükümler uyarınca Ege bölgesinde bir Yunan idaresi kurulmuş. Kuşadası'ndan itibaren Antalya'ya kadar uzanan çizgide ve derinlikte de Konya'ya kadar olan bölgede bir İtalyan egemenlik alanı oluşturulmuş. Ve güney sınırlarımızda, daha doğrusu güney topraklarımızda, Klika ve yöresinde Fransız egemenliği söz konusu, işgalleri söz konusu. Doğu Anadolu'da bir Kürdistan ve Ermenistan kurma projeleri var. Karadeniz bölgesinde Pontus Rumları ayaklanmış ve Türklere, sözüm ona, İç Anadolu'da küçük bir toprak parçasının bir Türk sultanlığı olarak yaşamasına izin veriliyor gibi, ama bir yandan da emperyalizmin merkezi olan ya da güçlü devletlerin merkezi olan yerlerde bir takım önemli kişilikler halen Türklerin Küçük Asya'da işine neden onları geldikleri yere Çin Seddi'ne kadar göndermiyoruz, kovalamıyoruz gibi söylevler söyleniyor, nutuklar atılıyor. Böyle bir ortamda
biliyorsunuz Anadolu kan ağrıyor. Anadolu aynı zamanda bir bölünmenin ve parçalanma sürecinin içerisine girmiş ve sonuçta Türk milleti kendi iradesine sahip çıkarak Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir milli mücadele başlatmaya karar vermiş. Bunun en önemli biliyorsunuz ayağını 23 Nisan 1920'de açılmış olan Türkiye Büyük Millet Meclisi oluşturur. Bu meclisin açılmasıyla birlikte millet iradesine el koymuştur, iradesine sahip çıkmıştır ve kendi kararıyla kendi istiklali yolunda yürümeye azmetmiştir. Ve işte ondan sonra en önemli hedefi bir milli ordu kurmaktır. Bir milli ordu kurulması ve bu milli orduyla birlikte ülkeyi işgale uğratan ülkelerle ve onların ordularıyla savaşılması, düşman ordularının bu mukaddes topraklardan atılması ve sonunda bağımsızlık ve özgürlük yolunda tabii ki bir hedefe yürünmesi. Bunun için tabii Anadolu'da milli birliği ve bütünlüğü bozacak adımları da karşı taraf atmakta gecikmedi. Bunun için bir takım siyasi olaylar kullanıldığı gibi dini duygular da kullanıldı ve bir takım fetva savaşları oldu bu sözünü ettiğim dönemde, yani özellikle 1920 yılında. Ama bu işgallere karşı Türk milleti bir Kuvayi Milliye Hareketi yaratmıştı. Bu Kuvayi Milliye Hareketi daha sonra bir milli meclise ve milli orduya dönüşecek ama bu süreç içerisinde Türkiye açıkça bir iç savaşın içine sürüklendi. Kışkırtılan bir takım kesimler Anadolu'da oluşmaya başlayan bu yeni milli otoriteye karşı baş kaldırdılar ve sonuçta ülkenin dört tarafında iç ayaklanmalar çıktı ve bu iç ayaklanmaları milli ordu bastırmak için büyük bir çaba sarf etti. Ama öte yandan Sevr'in koşullarını Türklere dayatmak için, Türklere zorla kabul ettirmek ve Ankara'da oluşan Milli Meclisi dağıtmak için Yunan ordusu İngiltere'nin desteğiyle Anadolu'da ilerlemeye başladı. 1921 yılına geldiğimiz zaman öncelikle şunu görüyoruz. Milli ordunun verdiği ilk sınav, ilk imtihan nedir bu? Mart-Ocak ayı içerisinde, Ocak 1921 tarihinde 1. İnönü Muharebesi ve bunun sonucunda elde edilen bir zafer. Ardından düşmanın bir parça geriye çekilişi ve sonra işte tam o arada İstiklal Marşı'nın kabul ediliş günlerine getiriyoruz. Bundan, yani İstiklal Marşı'nın kabul edilmesinden bir süre sonra şey gelecektir. Yani Mart ayında, Mart ayının sonunda, yani kabulünden aşağı yukarı iki hafta kadar sonra 2. İnönü Savaşı ortaya çıkacaktır. Böyle bir zaman diliminde ordudan, Türk ordusundan meclise bir çağrıda bulunulur. Daha doğrusu bir yazıyla bir milli marşın kabul edilmesi istenir. Bu milli marş elbette bizim istiklalimizin simgesi olacaktır. Tarihe baktığımız zaman tarihte milli marşlar var. Örneğin İngiltere'nin ta 1600 yıllara inen, 1658'e inen bir milli marşı var. Fransa'nın bir milli marşı var ve Osmanlı Devleti'nde de genel olarak işte 2. Mahmut'tan itibaren adına Mahmudiye, işte Hamidiye gibi Hamidiye marşı gibi marşlar kabul edilmiştir. Ama bunlar doğrudan doğruya bir hükümdara ithaf edilen marşlardır. Ama şimdi böylesine kritik bir dönemde orduya ithaf edilen ve dolayısıyla millete seslenen bir marşla karşı karşıyayız ve bu marş hepinizin bildiği gibi Mehmet Akif Ersoy tarafından Ankara'da Taceddin dergahında kaleme alınmıştır ve önce mecliste bir yarışma açıldı. Bu yarışmaya çok sayıda marş katıldı güfteleriyle. Bunlar uygun görülmediği için daha sonra Hamdullah Supi'nin çağrısı üzerine milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy bir marş yazdı. Bunun tabii ki çok önemi var. Bizim tarihimizde çok önemi var. Bu marş öncelikli olarak orduya ithaf ediliyor, milli orduya ithaf ediliyor ve ardından da sancağa sesleniliyor. Korkma diye, korkma. Şimdi bu marşımızı, yani İstiklal Marşımızı değişik yönleriyle analiz etmek için değerli konuşmacılara söz vermek istiyorum.
İlk söz Profesör Doktor Sayın Osman Bilen'in. Osman Bilen 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesidir ve şu anda dekanıdır. Değerli hocamıza İstiklal Marşımızın içinde bir dini motivasyon ve kavramlar var, önemli kavramlar var. Bunları açıklaması için söz veriyorum. Evet, teşekkür ederim hocam. Evet, bugün İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edildiği 12 Mart 1921 tarihinin üzerinden 100 yıl geçti. Şimdi milletimizin bir hürriyet ve istiklal için verdiği çetin bu mücadelede Kemal Bey'in tarif ettiği ortamda Mehmet Akif'in kaleminden milli marş olarak bu mücadele bir bakıma dile getirildi. Yürüyüş manasına gelen marşın eşliğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bizim yani milli ordumuz bir istiklal mücadelesini kazandı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti böylece ortaya çıktı. Şimdi burada neden Mehmet Akif, neden İstiklal Marşı dersek hocam da kısaca değindi. Başka marşlar ya önce bir musiki olarak bestelendi, söz giydirildi. Hatta onların adına bir bakıma milli ana tema denilebilir. Fakat bizde adı İstiklal Marşı. Yani bu şekliyle. Dolayısıyla bunun hem temaları bakımından bizim derin tarihi birikimimizle bir inanç dünyamızın bütün temel kavramlarını içinde barındırır. Mehmet Akif 1873 yılında İstanbul'da doğdu. Yani Atatürk'ten 8 yıl önce doğmuş oldu. Ve 2 yıl önce de vefat etti. 1936 yılında. Aile olarak bir yanı anne tarafından Buhara'dan gelen bir aile kökenli var. Öte yandan İşte bugünkü Kosova'da doğan baba tarafından ailesi de oradan. Dolayısıyla bizim insan coğrafyamıza ait iki uçtan bir kökene sahip ve eğitiminde de biz biliyoruz gençler için de örnek olsun Mehmet Akif ortaokul seviyesinde Arapça, Farsça, Fransızca'dan birinci olarak bitirdi. Daha sonra Mülkiye'de okurken evleri yandığı için her birimizin başına gelebilecek bir felaket yaşayan aile pratik ve çabuk meslek edinsin diye veteriner okuluna gitti. Baytariye denilen o zamanki adıyla. Buradan da mezun, birinci olarak mezun oldu. Orada Türkçe öğretti. Edebi dergilerde, Servet-i Fünun'da vesairede yazıları çıktı. Fakat aynı zamanda dolayısıyla bu hem dil yeteneği açısından hem edebi yeteneği açısından birazdan arkadaşlar onun üzerinde de duracaktı mutlaka uygun bir kişiydi. Özellikle İstiklal Harbi'ni gerektiren işgaller başladığında işte Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi içinde korkmayınız sözüyle başlayan bir cihat fetvası çıkarmıştı. Tam da İzmir'in işgal edildiği aynı gün. O bakımdan Mehmet Akif bir bakıma bu hem aldığı eğitim gereği hem de o derin tarihi birikimi yansıtacak en uygun kişiydi. Onun bu manada bize ve bütün bir millete cesaret verici bir bütün bir anlam bütünlüğü içinde adeta bizim İstiklal Marşımız tarihi bir destandır. Bu destanın İlber Ortaylı Hoca'nın deyimiyle derin bir edebi metindir. Derin bir felsefi temeli vardır. Her şeyden önce inanç dünyamızın temelinde yer alan bir kere temel kavramlar, milli kavramlar olarak istiklal, hürriyet, vatan, yurt, bayrak bunlarla bir yandan devletin
varlığının zorunluluğu, bunları insan düzeyinde korumak için, öte yandan milletin bağımsızlığını temsil eden bayrak, hilalle, aynı zamanda dinimizin temel kavramlarından, yani ezan, şehadet, hak, bu tür temel kavramları kullanarak insanın bizim kendi anlam dünyamızda ta ezelden hür olduğunu, yani iradesinin Allah'ın emrinden ve iradesinden başka hiçbir şeye boyun eğmeme duygusunu yansıtmak üzere, işte hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal derken, bu temel kavramları birleştiren bir destan yazmıştır. Bu anlamda Mehmet Akif'in bu destanındaki giriş cümlesi hem bizim dini kültürümüzde inanç ifadesi olan, burada kullandığı gibi, yani bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli dediği, bizim şehadet kelimemiz, yani imanımızın ilk ifadesi olan şehadet kelimesi la ile, yani olumsuzlukla başlar. Önce kötülüğün giderilmesi esastır. Çünkü iyilik, hürriyet bir şey vermeden, bir çabaya girmeden kazanılamaz. O anlamda işte Mehmet Akif bu duygu içinde bize bütün bir bu milli mücadeleye milli mücadeleyi sürdürecek ruhu kazandırmak üzere bütün bir dini ve milli değerlerimizi bu kavramlar etrafında dile getirerek, özellikle de hocamın da belirttiği gibi ordumuza ithaf ederek, çünkü milletin bütün varlığı ile bu mücadeleye katılmasına, bizim milli marş haline gelen İstiklal Marşı bu duyguları her zaman hissetmemize yarayacak bir metin ortaya çıkmıştır. İşte bu kutlu yürüyüş, yani anlamı marşın yürüyüş demek, bu kutlu yürüyüş aynı kararlılıkla devam edecek. Binlerce yıllık tarihi boyunca hür ve bağımsız yaşamayı karakter edinmiş olan milletin fertleri de milli marşımızda dile getirilen bu hürriyet ve bağımsızlık azmini ilelebet sürdürecektir diye inanıyorum. Çok teşekkür ederiz Osman hocamıza. Şimdi değerli bir başka öğretim üyesi arkadaşımızdayız. Doktor öğretim üyesi Nesrin Sofuoğlu. Şimdi İstiklal Marşımız çok zor günlerde yazıldı ve Mehmet Akif Ersoy, biliyorsunuz, Allah bir daha böyle bir marşı yazmayı bu millete nasip etmesin sözünü kullandı. Anlamla tabii ki bir yandan da şiirin estetiğini bütünleştirmek büyük bir ustalık gerektiriyordu. Biliyorsunuz İstiklal Marşı kabul edildiğinde dinleyenlerden gözyaşı dökenler vardı. Bunlardan bir tanesi de Mehmet Akif Ersoy'du. Sevgili Nesrin Sofuoğlu, ne gibi bir anlam içeriyor bu marşımız? Yani ne gibi derin anlamlar içeriyor ki o gün insanlar bunu gözyaşlarıyla ve bugün bizler de gözyaşlarıyla bu marşımızı dinliyoruz? Teşekkür ederim Sayın Hocam. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif zaten o dönemin ruhu içerisinde yetişmiş ve milletin derdini kendi derdi kabul etmiş bir şair. Dolayısıyla da milletin zaten o devirde destan yazdığı bir dönemde aslında milletin duygularına tercüman olmuştur. Yani onu marşına nakşetmiştir adeta o dönemin ruhunu. Şimdi Mehmet Akif, özellikle ben İstiklal Marşı'nın şekil özelliklerinden başlamak istiyorum. İstiklal Marşı epik, yani destansı bir şiirdir ve çok lirik, yani coşkulu anlatımı vardır. Ve marş olarak bugün kabul edilmiştir. Dörtlükler halinde yazılmış, fakat son bendinde 5 mısra kullanılmıştır. İstiklal Marşı bir marşın taşıması gereken bütün hususiyetlere haizdir aslında.
Türk İstiklal Marşı gerek söz gerek şiir kalitesi bakımından yeryüzündeki milli marşların, hatta bizim edebiyatımızdaki neredeyse bütün şiirlerin üzerinde bir şiirdir. Benim naçizane görüşüm. Bir devrin çöküşünü, hicranını, elemini tıpkı kuğu kuşunun ölürken uful ettiği en güzel, en can alıcı terennümleri gibi dile getirdiği safahatinde Mehmet Akif İstiklal Marşı'na yer vermez. Çünkü bunu halka bağışlamıştır. Türk ordusuna ve Türk milletine hediye etmiştir. Ve peki İstiklal Marşı'nda ne der? Korkma diye başlar hitabına. Aslında burada Mehmet Akif'in kastettiği korku asla bir ikinci anlamıyla kullanılan bir şeylerden korkma değildir. Türk milletinin sahip olduğu Allah inancı, vatan, bayrak ve İslam sancağı gibi kutsal değerlere karşı ve onların kaybedilmesine karşı duyulan bir korkudur aslında. Şafak gece karanlığından önceki kızıllıktır. Al bayrak o kızıllıkta dalgalanmaktadır ve yurdun üzerinde yaşayan tek bir kahraman fert kalana kadar da bu yıldızın parlayacağına bütün Türk milleti olarak inanmaktayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, gidip Toros dağlarının tepelerine baktığınızda eğer orada tek bir yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet bizi asla yenemez. Bayrak milletimizin istikbal ve istiklalinin sembolüdür. Milletimiz yıldızdır ve bayrağın, yani yıldızın sönmesi Türk milletinin istikbalini kaybetmesi demektir. Bu yüzden bayrağın kaderiyle milletimizin kaderi birbirine bağlıdır. O ay yıldızlı bayrak bizimdir ve biz yaşadıkça da var olacaktır. Çatma derken Mehmet Akif bayrağa hitap eder. Mehmetçiğin aşkla canı pahasına bir sevgili gibi sarıldığı o ay yıldızlı sancak o günlerde kırgın, küskün ve öfkelidir. Taarruz altındaki vatanın bazı parçaları işgal edilmiş, bayraklarımız indirilmiştir. Bu yüzden bayrağın çehresi asık, kaşları çatıktır. Hilal edebiyatımızda kaş için kullanılır. Ve ay yıldızlı bayraktaki kaş da hilal de bu yüzden üzgündür. Bu yüzden de zaten şair Nazlı Hilal diye hitap eder. Yalnızca Hakk'a tapan Hilal'i de bunun timsali sayan bu milletin hakkı elbette istiklaldir. Üçüncü bentte hürriyet vurgusu ile şair Türk milletine hitap etmektedir. Türk milleti ezelden beri hür yaşamış, ebediyete kadar da hür yaşayacaktır. Bu milletin önüne set çekmeye, onu durdurmaya, esaret altına almaya kimsenin gücü yetmemiştir ve yetmeyecektir. Buna yeltenmek bile çılgınlıktır. O millet ki yalnızca Yaradan'a boyun eğmektedir. Ondan aldığı güçle kükremiz sel gibi asırlardır dağları yırtmış, enginleri aşmış, dolu dizgin istiklale ve istikbale koşmuştur. Dördüncü bentte sözde medeniyet vurgusu ile Batı'yı tahkir, Mehmetçiği taltif eder Mehmet Akif. Batı'nın ufukları top, tüfek, çelik gibi zırhlarla bürünmüş olabilir. Ancak Allah inancı ile güçlenmiş, iman dolu yüreklerin siper edildiği hudutlarımız karşısında çeliğin hiçbir hükmü yoktur. Mehmet Akif, ulusun derken, korkma sen ulu bir milletsin ifadesinin yanında medeniyet timsali addeden, kendisini medeniyet timsali addeden Batı işgalci Batılıları uluyan, fakat bir o kadar da yaşlanmış, güçsüzleşmiş, tek dişi kalmış bir canavara benzetir. Bu can çekişen haliyle onun iman gücüyle şahlanmış bir milleti asla boğamayacağını hatırlatır. Arkadaş hitabıyla da topyekün Türk milletine seslenir Mehmet Akif. Ey Türk milleti, göğsünü alçakça istilalara karşı siper et. Gerekirse canını ver. Ancak şunu bil ki istikbal ve istiklal Allah'ın bu millete vaadidir ve hiç kuşkusuz
bu vaat bir gün mutlaka gerçekleşecektir. 6. benddeki tanı vurgusu Türk ordusuna ve milletine hitaptır. Üzerinde yaşadığımız coğrafya yalnızca topraktan ibaret değildir. Binlerce yıldır sayısız kahramanın kanını, canını verdiği, altında binlerce Mehmetçiğin yattığı vatandır. Dolayısıyla inancımız gereği Türk milleti her zaman şehadete hazırdır. Bu yüzden Mehmet Akif, kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda demektedir. Mehmet Akif son bentlere doğru kutsal değerlerimize vurgu yapar. Son 8. beyitte ilahi niyazı vardır. Burada Mehmet Akif ibadethanelerimize el uzatılmamasını, ezanlarımızın susturulmamasını niyaz etmektedir. Ezan namaza Allah'ın huzuruna davettir, arşa davettir. Ezan duyulunca yattığı yerden doğrulmak, davete icabet etmek farzdır. Bu yüzden ezan sesi sadece yaşayanlara değil, ölülerin, hatta varsa şehitlerin mezar taşlarına bile bir hitaptır, bir çağrıdır. Eğer millet bağımsızlığına, istiklaline kavuşursa bu topraklar altında yatan bütün şehada ilahi çağrılara severek katılacak, yerinden doğrulacak ve cennetteki yerine büyük bir huşu içinde kavuşacaktır. Dalgalan sende şafaklar diye gibi derken Mehmet Akif istiklal müjdesi ile şanlı bayrağa hitap eder. Mehmet Akif birinci kıtadaki işgal altındaki karanlık günlerin bittiğini, artık karanlıktan önceki şafakla süzülen nazlı sancağın kazanılan zaferle karanlıktan önceki kızıl şafakta dalgalanan şanlı bayrağa tekamül ettiğini anlatmaktadır. Al yıldızlı şanlı bayrak artık yeryüzünde özgürce ve coşkuyla dalgalanır. Bayrağımız şehitlerimizin kanlarını hak etmiştir. Bayrak ve millet için yok olmak korkusu ebediyete kadar son bulmuştur. Yalnızca hakka tapan ve başka boyunduruk kabul etmeyen Türk milleti hak ettiği bağımsızlığına kavuşmuştur. Özetle ya istiklal ya ölüm demiştir. Evet, çok teşekkür ediyoruz yeniden Sayın Nesrin Sofuoğlu'na. Şimdi İstiklal Marşımız tam 100 yıldır bu topraklar üzerinde ve dünyanın başka yerlerinde seslendiriliyor, söyleniyor. Eğitim kurumlarımızda hepimiz, çocuklarımız bu marşı söyledik ve söyleye geliyoruz. 21'de yazılmış olan bu marş biliyorsunuz 1930 yılında Osman Zeki Üngör tarafından bestelendi ve bugün o bestesiyle yaşamaya devam ediyor ve yaşayacak. Şimdi çok değerli bir başka konuşmacıya geldik. Profesör Doktor Esra Bukova Güzel. Değerli hocamız Buca Eğitim Fakültesi, 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi dekanıdır. Hocam, eğitim formasyonlarımız açısından ve eğitim süreçlerimizde İstiklal Marşımız ne anlam ifade ediyor? Bize çok, bunu açıklar mısınız? Çok teşekkür ederim Kemal Er Hocam. Ben de konuşmamda eğitimsel açıdan İstiklal Marşımızı, Mehmet Akif Ersoy'u ve bizlere kazandırdığı değerleri ele alacağım. Bilindiği gibi devletlerin bir tarihi, kültürü, yaşadığı toprak, yönetim biçimi, dili, milli marşı ve bayrağı gibi bir takım değerleri vardır. Ve bu değerler öyle önemlidir ki uğruna canımızı feda etmeyi gerektirir. Bugün İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 100. yılında üzerinden geçen 100 yıla karşın bizler hala Kurtuluş Savaşı dönemimizi tekrar tekrar yaşıyoruz. Kurtuluş Savaşımızın verilen mücadelenin önemini de bir kez daha aslında anlıyoruz. İşte bu nedenle çocuklarımıza da İstiklal Marşımızı ve Mehmet Akif Ersoy'u kazandırdığı değerleri de öğretmemiz gerekiyor. Milli mücadelemizin nasıl başladığı, bu süreçte nelerin yapıldığı, bizler halk olarak milli mücadelenin neresindeyiz?
Bunlar hakkında aslında önemli ipuçları veriyor bize İstiklal Marşımız. Aynı zamanda çocuklarımıza geleceğe yönelik de bir takım önemli mesajlar verdiğini de düşünüyorum. İşte bu nedenle ilkokuldan başlayarak çocuklarımız İstiklal Marşı'nı öğrenmeye başlıyorlar ve süreç içerisinde önce ezbere başlayan bu kısım zamanla anlamını hissetme ve belki de ileri yaşlarda bizleri daha da duygu yüklü hale de getirmekte. Şimdi ben ilkokul yıllarımızdan biraz bahsetmek istiyorum. İlkokul öğretmenimiz öncelikle derdi ki başımız dik, göğsümüz kabarık, bayrağımıza bakarak İstiklal Marşımızı söylemeliyiz. O zaman çocuk aklıyla evet öğretmenimizin dediğini yapıyorduk. Milli Marşımızı okuyorduk. Ama gün geçtikçe aslında İstiklal Marşımızı okurken daha da fazla duygulandığımızı hissediyorum. Çünkü gün geçtikçe orada söylenenlerin aslında hala günümüzde bile çok önemli mesajlar verdiğini anlıyoruz. İstiklal Marşımızın aslında ezbere başladık dedik ama Türkçe öğretimi boyunca anlamına da değinmekte. Biraz önce Nesrin Sofuoğlu hocamın da bahsettiği gibi çok derin anlamları var ve bunlar kıta kıta derslerimizde ele alınır ve öğrencilerimiz tarafından anlaşılmasına dikkat edilir. Öğrencilerimiz İstiklal Marşımızı dedik ki ilkokulda başlıyorlar, ezberliyorlar, çabuk öğreniyorlar. Neden? Çünkü biz haftayı başlarken, haftayı bitirirken İstiklal Marşımızı okuyoruz. Milli bayramlarımızda, milli günlerimizde, spor müsabakalarında, olimpiyatlara giden yarışmacılarımız mesela kazandığında milli marşımız okunuyor. Hepimiz gurur duyuyoruz. Yani öğrencilerimiz aslında çok kolay bir şekilde İstiklal Marşımızı öğreniyorlar. Ancak bizim özellikle bu kısmın değerler eğitimi açısından da eğitimde ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Nedir bu değerler eğitimi dediğimiz? Öncelikle sadece bir marş değil. İçerisinde bizim kurtuluşumuzu simgeleyen bir marş. İnancı barındırıyor. Kurtuluş Savaşı anında bunu rahmetli Mehmet Akif Ersoy yazıyor ve Kurtuluş Savaşı'nın başında daha kazanacağımız inancıyla, ümidiyle İstiklal Marşı'nı yazıyor. Bu gerçekten çok önemli bir husus. Aynı zamanda içerisinde vatan sevgisini barındırıyor. Yani bizlerin vatanımızı neden korumamız gerektiği, neden sevmemiz gerektiği, yaşadığımız toprak olmazsa, vatanımız olmazsa yok olmaya mahkum olduğumuzu o kadar güzel anlatıyor ki. Bu da öğrencilerimize aslında kazandıracağımız bir değer. Bir diğeri içerisinde kahramanlık barındırıyor. Türk askerinin kahramanlığı ve ülkesini korumak adına kendi yaşamını feda edişi, burada kendini değil, ülkesini düşündüğü. Yine bu da öğrencilerimize kazandıracağımız bir diğer değer. Aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy biliyorsunuz ilk olarak bu şiir yarışmasına katılmıyor. Bir ücret olması nedeniyle. Çünkü kendisi sanatın sanat için değil, halk için yapılması gerektiğine inanan bir kişi. Ve bu anlamda da o ücrete istinaden bu yarışmaya başvurmuyor. Fakat daha sonra kendisi ikna edilerek bu kazanacağı eğer bu yarışmayı kazanırsa alacağı ödülü bir yardım amacıyla kullanacağı yönünde ikna edilince ve Mehmet Akif Ersoy böylelikle bu yarışmaya katılmaya karar veriyor. Ve burada da güzel bir şey görüyoruz. Mehmet Akif Ersoy öyle çok bildiğimiz gibi zengin bir insan değil. Memurlukla çalışıyor, Türkçe öğretmenliği yapıyor, edebiyatla ilgileniyor çünkü halkın hayatını anlatacak edebi eserler üretmeyi kendisi seviyor. Memurluk sürecince yaptığı gözlemler, halka ilişkin gözlemler bunları edebi eserlere dönüştürmeye olanak sağlıyor. Aynı zamanda bir milletvekilimiz biliyorsunuz ilk olarak ama buna rağmen o kazandığı ücreti de bir yoksul kadın ve çocuklara iş istihdamı sağlayacak bir şekilde bağışlıyor. Bu da aslında
tokluk, yani gözünüz aç olmasın, her şey para demek değil mesajını da öğrencilerimize kazandırıyor. Dediğim gibi Kurtuluş Savaşı'mızı anlatması yönüyle, milli mücadelemizi anlatması yönüyle, öğrencilerimize belli değerleri kazandırması yönüyle gerçekten İstiklal Marşı'mızı ve Mehmet Akif Ersoy'un bize kazandırdığı bu değerli marşımızı çok önemsiyorum. Sözlerime son verirken İstiklal Marşı'mız için Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bu marş bizim inkılabımızın ruhunu anlatır" sözleri ve Mehmet Akif Ersoy'un "Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" sözleriyle bitirmek istiyorum. Ve vatanımızı korumak uğruna şehit olmuş tüm kahraman Türk askerlerini rahmetle minnetle anıyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz hocam. Değerli konuklar, sevgili izleyiciler, İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılı dolayısıyla 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nün Profesör Doktor Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Nükhet Hotar'ın himayesinde düzenlemiş olduğu ve çok değerli katılımcıların yer aldığı panelimizi burada sonlandırıyoruz. İstiklal Marşımızın 100. yılında, biliyorsunuz aynı zamanda ifade etmiştik bu yıl, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı yılı olarak Cumhurbaşkanlığımız tarafından kabul edildi. Türkiye'nin her tarafında coşkuyla anmalar yapılıyor bugün. Ve dolayısıyla bizlere düşen görev, millet olarak ve bu milletin fertleri olarak işte Mustafa Kemal Atatürk'ün inkılabımızın ruhu dediği bu marşı daha iyi idrak etmek, daha iyi hissetmek ve gelecek kuşaklara da bu hislerle aktarmak. Hepinize en kalbi duygularımızla iyi günler, esenlikler diliyoruz. Moderatörümüz ve panelistlerimize konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, şimdi de Üniversitemiz Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Sayın Profesör Doktor Kemal Arı ile Üniversitemiz Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi Müdürü Öğretim Görevlisi Ömer Durmaz tarafından bu etkinlik için özel olarak hazırlanan Mehmet'in Hikayesi isimli çevrimiçi sergimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Thank you.
sergimize hızlıca bir göz attık. Eserleri daha detaylı bir şekilde incelemek için sanal-sergi.deu.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Değerli izleyiciler, bir ulusun bağımsızlığının en temel iki simgesi bayrağı ve milli marşıdır. Bu nedenle İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümünü kutladığımız bu etkinlikte sizleri üniversitemiz bünyesinde oluşturulan Türkiye'nin ilk ve tek Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi'ne bir sanal tur gerçekleştirmek üzere davet ediyoruz. Bayrak bir milletin varlığının, bağımsızlığının en önemli, en büyük sembolüdür. Bayrak gücünü temsil ettiği milletinden alır. Tüm büyük devletlerin, milletlerin, ülkelerin ulusal bayrak müzesi vardır. Biz de 9 Eylül Üniversitesi olarak bu düşünceyle Türkiye'nin ilk milli bayrak müzesini hayata geçirdik. 9 Eylül 2020'de Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'un katılımıyla açtığımız müzemiz Profesör Doktor Nükhet Otar hocamızın himayesinde kuruldu. Müzemiz, üniversitemizin Buca 9 Çeşmeler yerleşkesinde Barf Köşkü'nde yer almaktadır. Barf ailesini 1890'ların sonunda yaptırdı köşk. Uzun yıllardır üniversitemizin kullanımında. Köşkün 6 salonunu değerli koleksiyoncu Haluk Perk'in eserleriyle sergilemeye hazır hale getirdik. Koleksiyonda yer alan afiş, efemera, obje, çeşitli ay yıldız temalı eserlerle halkımıza bayrağımızın gücünü anlatmaya, bu yöndeki duygularımızı halkımızla paylaşmaya çalışıyoruz. Müzemizde yer alan hemen her objenin ayrı bir hikayesi var. Örneğin bu dikiş makinesi Güzel Sanatlar Fakültemizden bağışlandı. 1920'lerde bayrak diken bir dikiş makinesi. O günleri yaşamış, görmüş, hikayesi olan bir obje. Biz sadece fiziksel bir müze olmayacağız. 2021 Cumhurbaşkanlığı ve YÖK'ün açık arşiv anlayışını benimsediğimiz için müzemize ait olan objelerin, nesnelerin ve efemerik malzemenin sanal arşiv, sanal müze mantığıyla internet ortamında herkesle paylaşılması, özellikle salgın nedeniyle fiziksel ortamlara erişmenin güçleştiği şu günlerde açık arşivin önemini anlamış bir üniversite olarak tüm bu malzemeyi uluslararası düzeyde de insanların kullanımına sunmuş olacağız. Müzemizi tanıdık ve sanal turdan kısa bir örneği sizlerle paylaştık. Sanal müze turuna devam etmek için sanaltur.du.edu.tr/bayrakbilim adresini ziyaret edebilirsiniz. 9 Eylül Üniversitesi Web TV'nin değerli izleyicileri, 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğümüz tarafından düzenlenen İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ederiz.